Ne şekilde tedavi edilir? Yakın zamana kadar aslında bizim ve daha doğrusu nörologların elindeki en önemli silah bir takım kan sulandırıcılar idi. Erken başvurulmuş bir hastaya erken dönemde hızlı bir şekilde kan sulandırıcı tedaviyi başlar ve inme sürecinin gerilemesini beklerdik. Biraz pasif bir süreç tabii bu. Esasında tıkanan damarı açmaya yönelik özel bir tedavi yoktu. Sadece pıhtıyı eritmeye yönelik bir takım ilaçları verirdik ve olay biraz zamana bırakılırdı. Fakat özellikle son 10 yılda bir takım gelişmeler neticesinde özellikle ilk 3 saatinde başvuran hastalarımızın beyinde hangi damar tıkanmışsa anjiyografi yöntemiyle kasıktan girerek ilgili damara bir şekilde ulaşıp oradaki pıhtıyı özel yöntemlerle dışarı alma şeklinde bir tedavi mümkün. Dediğim gibi bu son yıllarda, son 5-10 yılda yerleşmiş bir tedavi. Elbette Türkiye'nin her yerinde bu imkan vardır diyemeyiz. Bu hastanenizde uygulanan bir uygulama mı hocam? Hayır, bu tedavi hastanemizde de uygulanmıyor. Bu tedavi bakanlığın özel olarak sertifikalandırıp yetkilendirdiği çok az sayıda merkezde uygulanıyor. Ve seçilmiş hastalara uygulanıyor. Özellikle zaman burada çok önemli. İlk 3 saat içerisinde başvuran hastalar bu tedaviye alınıyor. Ve dediğim gibi bu alanda uzmanlaşmış hekimler ve merkezler yapıyor. Ve sayısının son derece az olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla bu merkezler zamanında başvurmuş hastaları etkin bir şekilde tedavi edebiliyor. Elbette bütün inme hastaları bu tedaviye ihtiyaç duyar diyemeyiz. Bütün inme hastaları bu tedaviyi hak ediyor, bu tedaviden fayda görüyor anlamına gelmez. Çok geniş bir alanı ilgilendiren bir damar tıkanmışsa o zaman ancak bu tedavi uygulanıyor. Bu tabii inme esnasında uygulanan bir tedavi. Yani inme gelişmiş hastada. Ama bizim hekimler olarak kardiyologlar, nörologlar ve diğer branşların uzmanları olarak esas işimiz gelişmiş bir inmeyi tedavi etmekten çok elbette onları da tedavi edeceğiz ama esas işimiz ve başarımız inmenin engellenmesine yönelik. Yani önceden müdahale ederek. Önceden engelleyici tedbirler alarak.